Güzelleştik, ürünlerimizi de aldık. Biraz bizim karnımız acıktı, biliyorsunuz bizim program yemeksiz olmuyor. Şimdi de Ümraniye'ye gidiyoruz ve Ümraniye'de süper kebaplar yiyoruz. Türk mutfağının vazgeçilmezidir döner. Peki tadına doyamadığımız birçok çeşidi bulunan döner nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilir? Tüm bu soruların cevabı için şimdi yıllarını bu işe vermiş Himmet Polat'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Firmanızdan bize bahseder misiniz? Restoran olarak döner ağırlıklı, aynı zamanda sulu yemek çeşitlerimiz de var. Ağırlık olarak döner. Restoranımızın tabii tüm ızgara çeşitlerimiz, yemek çeşitlerimiz de var. Sulu yemek çeşitlerimiz de. Konsept olarak yemek çeşitlerimiz bunlar. Müşterilerimizden gelen tepkiler üzerine, aynı zamanda biz catering şirketimiz de var. Böyle bir ihtiyaç olduğunu söylediler. Biz de bunun üzerine bir çalışma yaptık. Tabii profesyonel arkadaşlarla da yardım aldık. Nasıl bir şey yapabiliriz diye. Ortak bir karara vardık ve ağırlık olarak döner, sulu yemek, ızgara çeşitlerine karar verdik. Böyle bir salonu müşteriye hizmetine sunduk. Peki misafirlerinizin sizi tercih etmesinin sebebi nedir? Ya kesinlikle kalite. Tabii kalitenin yanında makul da fiyatı tutturduğunuzda müşterinin sağ olsunlar tepkiler olumlu oluyor. Yemek kalitesi anlamında döner ve yemekler anlamında kesinlikle tabii doğallıktan taviz vermeden, doğalı bozmadan bir yemek yapmaya çalışıyoruz ve döner ağırlıklı olmak üzere. Kesinlikle doğal ürünler kullanıyoruz, kaliteli ürün kullanıyoruz. Çok da baharata boğmadan taze bir sunum yaptığımızda böyle bir kalite çıkıyor. Başka yerde şubeleriniz var mı? Şimdi biz sektörde döner ağırlık, ağababa döner olarak şubeleşmeyi düşünüyoruz. Ama tabii tepkiler olumlu, bugüne kadar olan tepkiler. Bundan sonra tepkileri olumlu devam ederse şubeleşmeyi düşünüyoruz. Yalnız büyük restoran anlamında değil de daha küçük butik tarzda döner yerleri açmayı şehir merkezlerinde, yani ilçe merkezleri, İstanbul'un Anadolu yakası ilçe merkezlerinde açmayı düşünüyoruz. İleriki aşamada inşallah böyle bir şeyde başarılı oluruz. Etrafı biraz gezelim. Herkes iştahla yemeğini yiyor. Peki burayı neden tercih ediyorlar dersiniz? Bunun cevabını misafirlerden alalım. Vallahi neden olacak? Çalışanları düzgün, yemekleri güzel. Güler yüzlü insanlar. O yüzden tercih ediyoruz. Yemek diyoruz ama dönerleri de güzel. Yani yemeklerin hepsi güzel ama dönerleri ayrı bir güzel oluyor. Yemekleri güzel. O bakımdan geliyoruz. Yani dönerleri de güzel. Bize çok yakın oluşu artı lezzetinden çok memnunuz. Aslında etle ilgili her türlü yemeğini tercih ediyoruz. Ancak özel konum itibariyle sebze ağırlıklı yemeye çalışıyorum. Kalorisi düşük olan mantarı tercih ettim bugün. İşte ustayı yakaladım sevgili izleyicilerim. Her işletmenin kendine göre bir sırrı vardır tabii. Peki ustam, sizin sırrınız nedir? Sırrı tabii ki vermeyeceğiz ama dönerimizin en büyük özelliği %100 yapak döner oluşu. Bakın böyle kesilme bir ay, yani sıfır kıyma içerisinde. Etlerin, sinirlerin güzelce ayıklanıp iki gün terbiye dinlenmesi. Tabii terbiyesi bize özel, bunu her tarafa söyleyemiyoruz. Yani dört dörtlük döner diyebilirim. Etler özel, Trakya kesimi. Yani Edirne, Keşan, Trakya bölgesi, Trakya'da bir gel, bu buradan geliyor. Etleri biz kendi soğuk hava depolarımızda iki gün dinlendiriyoruz. Daha sonra güzel sinirlerini ayıklayıp terbiyeye yatırıyoruz. İki gün dinlendikten sonra bu hale geliyor. Müşteriye servis yapıyoruz. Bunda hiç kıyma yok. Bunda sadece dana, but ve kuzu boşluğu, kuzunun yağ tarafı yani kaburga tarafı. En azından but ve kaburga tarafından yapıldığını öğrendik. Şimdi yolumuza devam etme zamanı. Bakalım sırada neresi var?